Sor bakın kızım soruyu. Nasıl konuştu? Düşünmeden. Almış olduğumuz cevabı kötü değil mi? Düşünmeden, düşünmek değil mi? Ha, madem benden ne içilir? Zarf fiilidir. Evet, diğer konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sözcükle anlam. Evet, gençler. Her sözcüğün cümlede ifade ettiği bir anlam vardır. Bir görevi vardır arkadaşlar. İşte sözcüklerin cümle içerisinde ifade ettiği anlamlara yüklenmiş oldukları görevlere toplamda arkadaşlar biz sözcükte anlam diyoruz arkadaşlar. Aslında anlam ilişkileri vardır. Bazı sözcükler zıt anlam ilişkisi kurarlar değil mi? Bazı sözcükler sesleşik ilişkisi kurarlar. Bazı sözcükler eş anlamlıdır değil mi? Yine bazı sözcükler genel anlam ifade ederler. Bazı sözcükler özel anlamlıdır değil mi? Bazı sözcüklere dokunabilirsiniz. Milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir bakın. İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle insanlar toplum halinde yaşarlar. Toplumsal yasalar toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgili olup yaşam ve insan ilişkilerini konuk edinir. Evet. Toplumsal yasalar insanlar tarafından oluşturulur ve bu yasalar neden sonuç ilişkisi vardır. Hayır de kanunlar koyulur. Bu kanunlara biz de sosyal kanunlar, toplumsal kanunlar diyoruz. Eğer insan olur, bu toplumsal kanunlara uymazsa o zaman ne olacaktır? Yeryüzünde buhran çıkacak. Yani ne çıkacak? Anlaşmazlık, kavga, dövüş bunların buhran çıkacak. O zaman bu kanunlara uyduğumuz zaman, yani herkesin hakkı nedir? Benim hakkım nedir? Bitkinin hakkı nedir? Hayvanın hakkı nedir? Eğer biz bu kanunlara uyarsak, biz eğer desek ki bu ağacın bende hakkı yok, yanlış yaparız. Ağacı kestiğimizde bütün insanlara oksijen veren, meyve veren, sebze veren bir bitkiyi kesmiş oluruz. Ne yaparız? O zaman insanlığa zarar veririz. Veya bir başka gücümüz yettiği bir insanı gidip öldürürsek, komşumuza haksızlık edersek ne olur? Toplumda kargaşa var. Ama Peygamberimiz ne demişti? Toplumda en önemli şey şu. Ki bugün dünyada herkes onun üzerinden duyuyor. Ne diyor? Kendi nefsi için istediğini, kardeşi için, diğer insan için istemedikçe gerçek mümin olamaz. Bakanlığımızın açmış olduğu yaz destekleme kursları Adile Altınbaş Ortaokulu olarak açtık. Yaklaşık 200 öğrenciyle kursumuzun 3. haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu kursumuzda Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültürü olmak üzere haftada 3 gün, salı, çarşamba ve perşembe günleri kurslarımız devam etmektedir. Yalnız kendi okulumuz öğrenciler değil, çevre mahallelerimizdeki bütün öğrencilerimize kurslarımız açıktır. Burası bir devlet okulu ve devletin öğretmenleri, idarecileri okullarıyla halkımıza, öğrencilerimize daha iyi bir gelecek vaat edebilmek için bu kurslar devam etmektedir. Tabii ki bu kurslar gelecek İTEO'a girecek öğrencilerimizi yakinen ilgilendiriyor. Okula başladıklarında diğer öğrencilerden en aşağı %50 daha önde olma imkanları söz konusudur. Niye? Şu anda birinci TEOG'a hazırlık konusunda bütün dokümanlar öğretmenlerimiz tarafından hazırlandı. Bütün dokümanlarımız hazır. Öğrencilerimize verdiğimiz yaprak testler hazır ve
her gün her dersten muhakkak yaprak testleri onlara verilerek gelecek için belirli şeyler yapılabilmektedir. Bu konuda velilerimizin göstermiş olduğu duyarlılık, öğrencilerimizin kurslara devamlılığı bizi memnun ediyor. Ayrıca bu yaz gününde tatillerinden fedakarlık ederek kurslarda öğrencilerimize yardımda uğraşan öğretmen arkadaşlarımızla bu konuda onlara da saygı duyuyor, tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada bize bu okulda tekrar eğitim yapmayı sağlayan idarecilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz.